Isaac Türkiye olarak Henkel'le yaptığımız ortak projenin ikinci partini çekiyoruz. Ben Merve, Isaac Türkiye'de şu anda finans ve sağlıktan sorumlu direktör olarak görev alıyorum. Yanımda da Henkel'den Taha Bey var. Merhaba Taha Bey, hoş Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün size birkaç sorum olacak. Finans kariyerinize nasıl başladınız, nasıl buluştunuz finansla beraber, Henkel'le nasıl finans yürütüyorsunuz, biraz bahsedebilir misiniz? Tabii 2006 yılında Henkel'e başladım. Stajyer olarak başladım. 17 senedir buradayım. İlk ve son işim diyebilirim Henkel. 3 sene bulunduğum bölümde müşteri muhasebesi bölümünde uzman olarak çalıştım. Daha sonra ikinci 3 senem bulunduğum bölümün yöneticisi oldum. Müşteri muhasebesi Türkiye yöneticisiydim. Sonra o dönemdeki vizyoner yöneticim sayesinde 6 sene sonra Almanya'ya transfer oldum. Kıdemli iç denetimciydim. Satın alma, satış ve pazarlamadan sorumlu. 3,5 sene kaldım orada. 25-26 ülke gezdim. Her gittiğim ülkede 3 hafta kaldım, denetimler yaptım. Oradaki üst yönetimle tecrübelerim oldu. Sonra Türkiye'ye döndüm. 3 ay kalabildim sadece, ama bu sefer de lokalde yaptığım müşteri muhasebesinin bölgesel sorumlusu oldum. IMEA bölgesinden, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu oldum. Daha sonra yine vizyoner yöneticim bana yeni bir iş teklifinde bulundu. Dubai'deki bir Henkel şirketinin CFO'su görevi teklif edildi. Oraya gittim, 2 sene orada çalıştım. 30-35 kişilik bir ekip yönettim. İnanılmaz bir tecrübeydi tabii. Başka bir ülkedesiniz ve bu sefer kendi alanımda finansta expert olarak çalışma fırsatı yakaladım. 2 sene orada çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Finans proseslerinin IMEA'daki bölge yöneticisi oldum. 3 sene sonra yeniden bir başka bir fırsat doğdu. Başka bir Henkel şirketinin CFO'luğunu yaptım 2 sene. Şimdi mevcut pozisyondayım. Planlama, raporlama ve projelerden sorumlu. IMEA'da bölge direktörüyüm. 17 ülkeden sorumluyuz. 5 tane direkt bana raporlayan insan var, ama 150 kişiden sorumluyuz bölgede. Peki yaklaşık olarak 2006'dan beri bu sektörde olduğunu söylediniz ve Henkel'le beraber çalıştığınızdan bahsettiniz. Finans sektöründe olan birisi olarak finans sektöründe çalışmak isteyen kişilere ya da şu anda yeni başlamış kişilere neler tavsiye edersiniz? Bir kere finansta çalışabilmek için rakamları sevmek lazım. Finansal verileri analiz etmeyi sevmek, analitik yeteneklerin iyi olması gerekiyor. Bu analizlerin sonunda da çıkan problemlere yaratıcı çözümler bulabilme yetisi lazım. Bu yetiler olan insanlar genelde başarılı oluyorlar. Ama son dönemde özellikle iki tane çok önemli şey var. Birincisi, güncel teknolojilerin takip edilmesi. Artık bütün iş bilimleri ve departmanlar için en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi de bilgiye ve veriye dayalı hızlı karar alabilme yetisi. Bunlar da nasıl olabilir? Tabii ki çok iyi bir eğitimle, bir iş tecrübesiyle ya da staj tecrübesiyle diyebiliriz. Ben de stajyerlikten başladım. Bence çok büyük bir artı. Ve güncel teknolojik gelişmeleri ve finansal gelişmeleri takip etmekle olur diye düşünüyorum. Peki finans alanında ilerleyebilmek için okul noktasında illa finansla ilgili bir bölümden mi mezun olmamız gerekiyor? Yoksa yani sonraki durumlarda kendimizi geliştirerek de staj yaparak bu alana yönelebilir miyiz? Kesinlikle. Aslında biz finans dediğimizde bu bir bilim dalı değil. Bizim ekiplerimize baktığımızda işletme bölümü mezunları var, ekonomi bölümü mezunları var. Ama genel olarak baktığımızda hem Henkel'de hem de diğer şirketlerde daha fazla kendisini geliştiren, finansal konulara yetenekli, ilgili, bununla ilgili staj yapan, bununla ilgili özel hayatında bile bu konuya ilgi duyan insanların daha başarılı olduğunu görüyoruz. Özellikle de son dönemde yaşanan bütün dünyadaki ekonomik krizler, yüksek enflasyon zaten hepimizin bu konulara ilgisini açıkçası arttırdı. Eskiden örneğin benim ailemde herkes bana işte dolar ne olacak, euro ne olacak diye sorardı. Şimdi ben soruyorum, herkes benden daha iyi biliyor. O yüzden bu da son dönemlerde popüler olduğu için bizim için de bir avantaj. Evet, çünkü ben de finansla ilgili bir alanda mezun olmadım. Ama daha sonrasında ilgimi çeken bir alan olduğu için işte tekrar bir üniversiteye okumaya yöneldim diye iktisat bölümüne. Süper. O yüzden hani sonradan da bu sektöre yönelmek isteyen insanlar olursa hani güzel bir örnek oldu. Evet, Teşekkür ederim. kesinlikle. Peki Henkel'de firmada finansal stratejiler noktasında nasıl ilerliyor? Öncelikleri neler, nasıl stratejileri var? Henkel'in global olarak bir finans stratejisi var. Bunu her sene duyuruyoruz. Burada 6 ana başlık var. Bunlardan birincisi tabii ki çok güçlü bir finansal performansa sahip olmak. İkincisi, bütün iş birimlerine katma değer katan çözümler üretebilmek. Ve üçüncüsü, son dönemde en önemli konulardan bir tanesi ESG, Environment Social Governance, yani Türkçe'de çevre, sosyal ve kurumsal yönetişim dediğimiz, sürdürülebilir finansı da kapsayan konularda liderlik etmek. Dördüncüsü, yine ilk başta söylediğim dijitalleşme. Bu Henkel'de bir transformasyon. Biz dijitalleşme dediğimizde Henkel'de bir yazılım ya da
cihazdan bahsetmiyoruz. Bütün proseslerin dijitalleşmesi. Ve bununla bağlantılı olarak beşinci olarak da yalın, sade ve basit süreçlere sahip olma. Tabii bütün bunları da yapabilmek için son olarak güçlü, çevik ve enerjik bir ekibi sahip olmamız gerekiyor. Biz bunu nasıl organize ediyoruz? Bu stratejiyi alıyoruz. Bütün ekiplerimizde her sene workshoplar düzenliyoruz liderlik ekipleriyle. Liderlik ekipleri bu ana stratejiyi kendi ülkelerinde nasıl uygulayabilirler diye beyin fırtınaları yapıyor ve projeler oluşturuyor. Biz bu projeleri başına liderleri sponsor olarak koyuyoruz ve bütün ülkelerden, bizim bölgemizde 16 ülke var şu anda, 16 ülkeden çalışanları bu projelerde kullanıyoruz ve yıl boyunca o projeleri sonucunda yaptığımız yenilikleri sene sonunda da bütün organizasyonu duyuruyoruz. Yani aslında yukarıdan gelen stratejiyi biz aşağıya doğru projelerle ve diğer bütün çalışanlara dahil ederek uyguluyoruz. Evet, aslında bir nevi takım olarak ilerliyor. Yani aynen, yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen bir takım şeklinde. Isaac'a da aynı şekilde ilerliyor. Hı-hı. O yüzden güzel bir benzerlik süper yakaladığımızı düşünüyorum. Peki şeyden bahsetmiştiniz. Bu teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşümlerin takipasyonundan bahsetmiştiniz. Bu gibi faktörler hani şirketin finansal stratejileri nasıl ilerletiyor ya da bu başarıyı nasıl sağlayabiliyor? Hı-hı. Tabii ki dediğim gibi dijitalleşme artık, eskiden ben işe ilk başladığımda dijitalleşme Excel kullanmaktı. Yani bir Excel'de makro kullanabilmek çok büyük bir dijital bir özellikti. Artık öyle değil. Süreçlerden bahsediyoruz. İşte biz 2 sene önce örneğin masraf girişlerimizi dijitalleştirdik. Bir yazılım aldık, onu Henkel'in ihtiyaçlarına uyarladık. Mobile entegre ettik. İşte şu anda bir masrafınız olduğu zaman cep telefonunuzla o fişin fotoğrafını çekiyorsunuz. Sisteme o siyah teknolojisiyle bu data aktarılıyor. Onaylayacak kişiye bu cep telefonuna bildirim gidiyor, oradan onaylıyor. Bütün kayıtlar otomatik yapılıyor. Yani bir end-to-end, uçtan uca bir dijitalleşen prosesten bahsediyoruz. Aynı şekilde artık piyasada da bilinen finansal uygulamaların dışında yenilikler var. Eskiden bir kredi kartına ya da kredi ihtiyacınız olduğunda şubeye, bankaya gidiyordunuz. Yıllar sonra ne oldu? İşte bu internetten başvurabilmek başladı. Şimdi son 3-4 senedir bankaya da gitmenize gerek yok. Aslında bir sürü finansal şirket var. Bunlar BDDK'nın da lisans verdiği teknoloji şirketleri var. Onlar artık klasik kredi review proseslerini değiştirdiler. Daha farklı şekilde insanlara kredi verebilme, değerlendirme aşamalarına geçtiler. Yeni ödeme sistemleri var. Mobil ödeme sistemlerini uyguluyoruz. Eskiden fiziksel kredi kartıyla tahsilatlar yapılırdı. Artık QR kodla müşterinin mekanında transfer yapılabiliyor. Onun dışında yine uluslararası para transferi ile ilgili çok büyük değişiklikler var. Zaten bütün kripto currency'ler ayrı bir konu. Belki burada saatlerce konuşabiliriz. Yani artık dijital finansın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu konuda da kendini geliştiren, bu konuları takip eden şirketler de her zaman daha başarılı oluyor. Evet, teşekkür ederim. Evet, sohbetimizi sonlandırmadan bu sektöre giriş yapacak ya da giriş yapmayı düşünen ya da yeni giriş yapmış böyle genç arkadaşlara finans sektörüyle ilgili bir tavsiyeniz var mıdır? Şimdi bugün ben de çok kullandım ama bir kere klişelerden uzak durmak lazım. Çünkü dünyanın geçtiğimiz döneme baktığınızda 1950 ile 2000 arasındaki gelişmelerle 2000 ile 2020 arasındaki gelişmeler birbirinden tamamen farklı. Son özellikle 10-15 yıldaki yaşananlar geçmişte bu kadar hızlı yaşanmadı. O yüzden mutlaka klişelere, tecrübe çok değerli. Ben de çoğu zaman tecrübelerimi paylaşıyorum. Mesela burada bir tecrübe paylaşımı. Ama gençlere tavsiyem her zaman bunları kendi filtrelerinden geçirmeleri. Çünkü artık dünya farklı, farklı istekler var, farklı beklentiler var. O yüzden kendilerini ona göre adapte etmeleri lazım. İkincisi, mutlaka herkesin kendini bir şekilde geliştirmesi lazım. Eskiden belki üniversite mezunu olmak, yüksek lisans yapmak yeterliydi. Artık maalesef değil. Firmalar diplomaya illaki, yani ilk belki seçenekte bakılıyor, ilk elemede. Ama ondan sonra insanların ne kadar kendilerini geliştirdikleri önemli. Bunun için staj çok önemli, sivil toplum kuruluşları çok önemli. Mutlaka buralarda aktif olarak görev almalarını tavsiye ediyorum. Yani üniversiteyi mutlaka dolu dolu geçirsinler. Çünkü sonradan zaten vakitleri de olmayacak böyle şeylere. Mutlaka yaptıkları işte mesela staj yapan arkadaşlarıma tavsiyem içeriye odaklansınlar. Stajlar bazen sırf zaman geçirmek için yapılabilir bazı ortamlarda. Bence stajyer orada o olayı değiştiren insan olmalı. Yani bir eleştirel gözle bakmalı. O kurumdaki işletme körlüğünün olmadığı tek insan stajyerdir. Ben bunu neden yapıyorum? Bunu nasıl farklı yapabiliriz? Bu soruları mutlaka sorun.
Bence çok önemli. Mutlaka herkese sabırlı olmasını istiyorum. En büyük gençlerde gördüğümüz şey, maalesef ben artık genç değilim. Sabır yok. Çok hızlı bir şeylere ulaşılmak isteniyor. Tabii ki normal, her insan böyledir. Ben de öyleyim. Ama özellikle kariyerin başında sabırlı olan, daha sağlam adımlar atan insanların daha başarılı olduklarını görüyoruz. Tabii bu da çok kolay değil ama bu konuda da mutlaka kendinize bir kariyer planı, hedefi çizin. Benim ilk yöneticim bana şöyle bir şey söylemişti. Ben ona demiştim ki benim kariyer planım ne? Bana Erdem Bey bir yardımcı olur musunuz? Ben ne olacağım? Bana yön gösterin. Bana şöyle bir şey söyledi, hiç unutmuyorum. Kariyer birine emanet edilemeyecek kadar önemli bir şey. Yani tabii ki şirketin, yöneticinizin, sizin için belki annenizin, babanızın hedefleri olabilir. Ama aslında bu hedef size ait olmalı. Sizin kendinizin kariyerinizle ilgili düşünmeniz, yatırım yapmanız gerekiyor. O yüzden herkese en büyük tavsiyem kariyerinize, hayatınıza sahip çıkın ve istediğiniz şekilde şekillenmesinde çalışın. Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel Rica ederim. notlara değindiniz. ISEC Türkiye ve Henkel İşbirliği'ndeki bizim stok serimizin ikincisini bitirmiş bulunmaktayız. Taha Bey buradaydı bizimle beraber de. Tekrardan çok teşekkür ederim. Gelecek serilerde görüşmek üzere.